Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dostlar şimdi APK dosyamızla 1.8 güncellemesini kurduk. Şu an yeni arayüz ve yukarıda da gördüğünüz gibi sürümümüz 1.8'e güncellendi. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Bir giriş yapalım bakalım. Oyun sıkıntıları var mı? Varsa nasıl çözeceğiz? Hep birlikte bir inceleyelim istedim. Tüm her şeyi kabul ediyoruz ve oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yeni güncellememiz bir açılsın bakalım. Menülerde filan bayağı bir değişiklik görünüyordu. Bayağı bir değişik, arayüzde mükemmel bir değişiklik görünüyordu. Bir bakalım. Yeni oyunumuz açıldı. Emülatör saptandı diyor. Güzel bir bilgilendirme olmuş. Şimdi rütbeli ve rütbesiz olarak alanlar var. Bizim işimiz eğlence parkıyla. Bir eğlence parkına girebilir miyiz lütfen? Şimdi bir eğlence parkına giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım her videoda yaşadığımız, her güncellemede yaşadığımız klasik sıkıntılar halen devam ediyor mu? Umarım bu güncelleme sorunsuz güzel bir güncellemedir. Hiç uğraşmayız, hiçbir sıkıntı yaşamayız. Rahat bir şekilde direkt oyunun tadını çıkartırız ki biliyorsunuz ilk 3 gün 4 gün boyunca eğlence parkımıza giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi klasik, bakın zıplama tuşuna basıyorum. Şu ilerlediğim aşamada zıplama tuşum çalışmıyor. F tuşumda bir sıkıntı göremiyorum. F tuşum çalışıyor. F tuşumda almada bir sorun yok. Sizlerde herhangi bir sıkıntı olacak mı bilmiyorum. Sadece şu an çalışan F tuşu ama. Mouse'un ateş etme tuşunda da herhangi bir sorunumuz yok. Araca bindim, araca inemiyorum. Turbomuz çalışıyor. Birkaç tuş kombinasyonunda sıkıntılar var arkadaşlar. Gelin bunların çözümüne bakalım sizlerle beraber. Bu klasik arkadaşlar, benim her güncellemede paylaştığım bir video. Şöyle arka tarafa doğru geçiş yaptım arkadaşlar. Şu an aracın içine girdim, geri çıkamıyorum. Silahları topluyoruz, F tuşumuz çalışıyor. Zıplama ve bazı tuş kombinasyonları 1, 2, 3, 4 gibi tuşlar çalışmıyor. Büyük ihtimalle sizlerde de bu sıkıntı yaşayacaksınız arkadaşlar. Bugün bu sorunu tüm detaylarıyla anlatacağım. Hangi aşamada neler yapmanız gerekiyor teker teker anlatacağım. Diğer videolarda da paylaştım. Eskiden beri beni takip eden arkadaşlar sorunun çözümünü biliyorlardır. Büyük ihtimalle yapmıştır. Oyuna yeni başlamış olabilir. Halen bu sorunla karşılaşmamış arkadaşlar olabilir. Onlar için bir kez daha üstünden geçelim. İlk olarak arkadaşlar yapmanız gereken kontroller. Şimdi detaylara geçmeden lütfen videoya bir like atalım arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olarak destek olmayı unutmayın diyerek başlayalım videomuza. İlk olarak yapmanız gereken ayarları anlatacağım arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir emülatörünüzün ekranını öncesinde bir küçültelim arkadaşlar. Emülatörümüzün ekranı şöyle bir tam boydan çıkmış olsun. Bakın şurada tuş atama kısmı var. Tuş atama kısmı var. Bu detayı anlatıyorum ki bu sadece bu güncelleme hatasıyla alakalı değil. Genel olarak yaşadığınız tuş problemlerinde sizin ilk başvurmanız gereken çözüm metotlarından bir tanesi. Tuş atama kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle biraz ekran büyük oluyor. Şurayı da kapatalım. Burada sizin ekranınıza göre oyundaki tuş dizilimleri var arkadaşlar. Burada bakın şuradaki smart ayarları, tuş atama modundaki smart ayarları çok önemli. Burada sizin ekran çözünürlüğünüze göre smart modüllerden bir tanesini seçmeniz gerekiyor. 720p, 1080p ya da 2K smart bir ekran kullanıyorsanız arkadaşlar ona göre seçim yapmanız gerekiyor. Bakın şuradaki ayarları da göstereyim sizlere. Direksiyon etkin, nişancı etkin, atış etkin. Bunlar da aklınızda olsun ki arkadaşlar daha sonra acaba benimkinde bir yanlışlık var mı diye kontrol edebilirsiniz. İlk olarak burada yapmanız gereken arkadaşlar, buraya geldiğiniz doğru ayarı seçtiğinizden emin olduktan sonra bir sıfırla tuşuna basın arkadaşlar. Sıfırla tuşuna basın. Şu an ekrandaki tüm tuşlar gitti. Bunun da sebebini birazdan yaptığım işlemden sonra daha iyi anlayacaksınız. Ben şu an için kaydet diyorum. Bakın şu an hiçbir tuş kombinasyonum çalışmayacak benim. Bir önceki sürümden yüklediğim için o tuşlar kalmıştı, sıfırla yaptım. Şimdi bu tuşlar neden gidiyor, neden yerinde çalışmıyor, gelip onu anlatayım sizlere. Eğlence parkından çıkalım arkadaşlar. Ama normal standartlarda bakın orada sıfırlaya bastığım zaman tuşların kaybolması sizin kafanızda herhangi bir soru işareti uyandırmasın. Genel olarak tuş atama sorunlarında yaşanan problemlerin... Aa tamam, kuzen liyakatımı düşürmüştü. Onu tekrar yükselttiğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar lafımız bölündü.
Ana tuş sorunlarının çözümü size o anlattığım olaydan ötürü. Ben biraz önce neden öyle tuşların tamamının silinmesi sıkıntısını yaşadım. Şu an sizler neden tuşlarınız çalışmıyor? Gelin ona gelelim. İndirme kısmına tıklıyoruz. Bakın daha öncesinde şurada aşağıdaydı, şimdi yukarıya doğru alınmış. İndirme kısmındaki arkadaşlar kaynak paketler. Kaynak paketler bizim oyunumuzdaki tüm tuşlar, kostümler vesaire, aklınıza gelecek tüm özellikleri sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde kullanmamız için gereken bilgiler bu kaynak paketlerinin içerisinde. Oyuna ilk girdiğiniz zaman kaynak paketlerinin hepsini yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kaynak paketlerinin hepsini yükleyelim. Şimdi ben emülatörlere göre anlatıyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum, telefondan oynarsanız abi klasik kaynak paketini yüklememe gerek var mı? Telefonumda çok yer kaplayacak. 4.3 GB. Hayır, yüklemene gerek yok. Ama şu önerilen kaynak paketi 856 MB'lık dosya ve sistem kaynak paketi 107 MB'lık bu iki dosyayı arkadaşlar lütfen bilgisayarınıza indirmiş olun. Bu ikisi olmazsa, özellikle de önerilen kaynak paketi olmazsa çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz emülatörlerde. Ama emülatör kullanan oyunculara tavsiyem tabii ki ve tabii ki oyunun hepsini indirmek. Çünkü yani ortalama sallıyorum 10 GB olsa ya da 5 GB bile olsa toplam indirmeler, bilgisayarda çok fazla sizi yoracak, sıkıntıya sokacak bir yer kaplaması yaşatmıyor. Klasik kaynak paketimin de indirmesi çok az kalmış. Şimdi şu ben 3 tane kaynak paketimin de hepsinin indirilmesi tamamlansın. Sonra bir eğlence parkına tekrar gidelim. Şimdi arkadaşlar 3 tane gerekli, bizim için 3 tane önemli kaynak paketlerinin yüklemesini yaptık. Klasik grafik paketi, sistem kaynak paketi ve önerilen kaynak paketi. Bizim için önemli 3 tane kaynak paketlerinin yüklemesi tamam. Ne yapıyoruz? Öncesinde oyunu bir kapatıp tekrar başlatıyoruz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şuradan oyunu komple kapatıyoruz. Çıkmak istediğinizden emin misiniz? Eminiz. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu tekrardan açtık. Hadi gelin tekrardan bir eğlence parkına doğru gidelim. Bakalım biraz önce yaşadığımız sorunlar devam ediyor mu? Tuşlarımız sıfırlanmış mı tekrardan? Eğlence parkına şöyle girişimizi yaptık. Şu an düello zamanı değil arkadaşım. Şu an ciddi sıkıntılar var ve onları çözmeye çalışıyoruz. Biraz önce zıplayamıyordum. Şu an zıplama sorunum çözülmüş. Şöyle F1'e basalım, tuşları bir çıkartalım. F tuşuna basalım. Evet. F tuşumuz işlemini yapıyor. Az önce videonu izledim. Senden aldım. APK indirdim eyvallah da. Bu dikiz ateş çalışmıyor ya. Şimdi bir dikiz ateş problemi var. Dikiz ateş problemini de bir şöyle bir incelemek istiyorum. Tuş atama kısmına gelelim arkadaşlar. Şu an smart ayarlarımız ayarlı. Şöyle bir sıfırla diyoruz. Sıfırla dedik. Kaydet dedik. Arkadaşlar şimdi güncelleme hatalarının editini paylaşıyordum. Şu an hatta videonun montajına geçtim. Video neredeyse hazır, sizlere yükleyecektim ki dikiz ateşle alakalı sıkıntıyı çözdük. İki tane arkadaşımızla da denedik. İkisinde de problem düzeldi. Öncesinde ne yapmanız gerekiyor? Zaten videonun biraz önceki kısmında aslında yaptığım ayarları net olarak görüyorsunuz. Ama tekrardan böyle o kısımda tam anlamayacak, belki kaçıracak arkadaşlar vardır. Ben detaylı bir şekilde tekrardan anlatıyorum sizlere. İlk öncesinde tamamıyla arkadaşlar güncellemeleriniz yapılmış olsun. Bakın eksik güncellemeniz olmasın. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Güncellemeleri yaptıktan sonra ayarlar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ayarlar bayağı bir değişmiş. Bakın burada butonları özelleştir diye bir bölüm var. Butonları özelleştir bölümüne girdik. Şu an kamera kısmında geliyor. Hemen şurada bildiğiniz gibi tuş kısımlarının açıldığı bir tuş. Burada bizim tuş atalamalarımızın olduğu bir buton var. Buna basıyoruz. Şöyle yakalayabilirsem ben altımdan, ha yakaladım. Tuş atamalarımız açıldı. Ekranı küçültelim. Şuradaki klavye ayarlarını yaptığımız menüyü burada açıyoruz arkadaşlar. Burada açtıktan sonra arkadaşlar Q harfi ve E harfi. Bu ikisini arkadaşlar siliyorsunuz. Daha sonra buraya tekrar bir tuş ataması yapacaksınız. Q harfini ekleyeceksiniz. E harfini ekleyeceksiniz. Bunları yaptıktan sonra şöyle de düzenli olsun. Burayı arkadaşlar kaydedip, burayı da kaydedip çıkıyorsunuz arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Dikiz ateş düzeliyor ama bu ayarı hemen yapıp oyuna ya da eğlence parkına girerseniz çalışmaz. Bunları yaptıktan sonra komple emülatörü alt saatin oradan dahil olmak üzere kapatmanız gerekiyor. Kapatıp açtığınız zaman sorun düzeliyor kardeşlerim. Bilginiz olsun.
Bu şekilde dikiz ateş sorununu da çözebiliyorsunuz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar sizlere. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.